hazırlık maçı yaptığını hatırlatmakta yarar var. Ve bu maçlara baktığımız zaman Olympiakos ilk defa onlar adına en önemli maç konumunda karşılaşacakları takım. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım EuroLeague arenasında Fenerbahçe İlker'le beraber Olympiakos'u seyredeceğiz. Ama biz ilk defa burada bunu görme şansına sahibiz. Nesterovic ve Vidbar ikilisi ilk top için yükselecek. Olympiakos bildiğiniz gibi basketbol camiasının, dünyasının önemli takımlarından birisi. Dušan Ivković ile yoluna devam edecek. Ve kadrosunda gerçekten çok önemli oyuncular var. Nesterovic, Spanulis, Nilsen, Papa Nikolaou ve Teodosic 5 ile maça başladılar ki hepsi de gerçekten birbirinden değerli basketbolcular. Fenerbahçe Ülker'deki 5'i de hemen hatırlatalım. Ömer Onan, Gasper Widmar, Rashid Mahalbasic çok genç bir oyuncu, bugün 5 rotasyonunda yer aldı. Terence Kinsey ve Emir Prezic 5 ile mücadele ediyor. Maça başladı Fenerbahçe Ülker'de. Bu arada Sarı Lacivertliler de Spaya ile birlikte yeni bir döneme girdi İhsan Bayülken. Fenerbahçe Ülker içinde tamamen yeni bir sayfa açılıyor. Onlar açısından da önemli bir başlangıç bu. Evet, ama baktığımız zaman şu anda ilk 5'teki 4 oyuncu geçen seneki kadroda olan oyuncular. Tabii Spaya'nın ne şekilde oyunu yönlendireceği, onlardan verim alacağı önemli. Kinsey ve Ömer Onan, Spanulis ve Teodosic eşleşmesinde topa baskı yapmaya çalıştılar ama 2 defadır da ikili oyunlarla istedikleri pozisyonları bulmaya çalıştı. Terence Kinsey bu arada topu çalıyor. Terence Kinsey faul, Nesterovic. Bu arada Teodosic maça çok dağınık başladı. İkinci top kaybını yaptı bir dakika içinde. Basket, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 5'e seçilen isimlerden birisi Teodosic. Şu anda Spaya'ya baktığımız zaman Fenerbahçe'de 4 ve 5 numaralı pozisyondaki oyuncuları biraz daha potadan uzak oynatarak kısa oyuncularına pozisyon yaratması adına kullanıyor. Uf için olmamasından dolayı da oyun kurucu pozisyonda Emir Prestic zaman zaman da Kinsey ile Ömer Onan'ın ona yardım etmesini gözleyeceğiz. Terence Kinsey ikinci serbest atışını kullanıyor. Bu da isabetli. İlk sayıları serbest atıştan geldi Fenerbahçe ülkenin. Şimdi Spanulis de Olympiakos hücumu olacak. Nesterovic perdelemede dışarıda, Widmar da çıktı. Nilsen, Teodosic 3 sayı çizgisinin gerisinde. 11 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. Nilsen 3 sayılık atış isabetli değil, kötü de bir şut. Terence Kinsey elinden kaçırıyor, aslında bir müdahale var ama. Şimdi Teodosic içeriye girdi, boy alanından basketi buluyor. İki tarafta birer top kaybı yaptı. Kinsey orada foul çizgisine geldi. Teodosic de basketi attı. Şimdi tabii 3 sayı çizgisinin geri alınması, 6.25'ten uzağa alınması otomatikman oyuncuların da 3 sayı tercihlerini yaparken daha fazla dikkat etmelerine neden olacak. Yani biraz daha potaya doğru giden takımların bu tip kayıp toplardan sonra bulunacak sayıların önemini artıracak. Emir Prezic topu ucun bölgesine taşıdı. Papa Nikolaou onu takip ediyor. Nesterovic de açısını kapatınca dışarıya çıkartıyor. Terence Kinsey orada 3 sayılık atış isabetli değil. Nesterovic topu aldı. Spanulis'e bırakıyor. Şimdi ucuma katıldı. Spanulis dışarıda, Nilsen içeride. Nesterovic, Widmar yardım da gelince, Prezic ona yardıma gelince Nesterovic topu alamıyor. Terence Kinsey yine çembere doğru yöneldi. Widmar dışarıda. Emir Prezic bir an boştaydı ama vazgeçti şut atmaktan. Şimdi Nesterovic'in üzerinden basketi buluyor Emir Prezic. Şu anda iki tarafta mümkün olduğunca ikili oyunlarla savunma dengesini bozarak ekstra paslarla skor bulmaya çalışıyor. Teodosic, Spanulis, Terence Kinsey peşinde girdi içeriye. Nesterovic atışı isabetli. Spanulis bütün dikkatleri üzerine çekince Nesterovic de orada bir an boş kaldı. İkinci defadır Nilsen'den sonra Nesterovic de bir ikili oyun içerisinde potaya devrilerek bir sayı. Widmar, Ömer Onan, 10 saniye var hücum süresinin sona ermesine. Nilsen de geldi karşısına, 7 saniye kaldı. Ömer Onan, Teodosic onu karşılıyor, atışı isabetli değil. Nilsen savunma ribaundunu aldı. Spanulis, Papa Nikolaou diğer dip çizgide bomboş pozisyonda Nilsen'i düşündü. Ama düşündüğünü gerçekleştiremiyor. Biraz önüne atınca topu, bir top kaybı daha yaptı Olympiakos. Bu arada mola Fenerbahçe ülkenin, maçın ilk molası.
Esnaf arkadaşlarımla sınırsız dilediğin kadar konuş. Seçtiğin, sevdiğin, gönül verdiğin 5 kişiyle dilediğin kadar konuş. Bütün esnaflarla ve seçtiğiniz 5 kişiyle sınırsız konuşturan esnaf tarifesi Vodafone iş ortağında. Fırsat size her kapıyı açar. İlk 6 ay taksit indirimi fırsatından yararlanın. Dilediğiniz evin kapısını 395 liradan başlayan taksitler, uygun faizler ve 120 aya varan vadelerle açın. Türkiye'nin ev kredisi İş Bankası'nda. Ev, İş Bankası ile alınır. Bugün, yarın, daima. Türkiye'nin ev kredisi. Dakikalık bölüm geride kaldı. 6-4 Olympiakos'un üstünlüğü var. Kısa bir bölüm ama İhsan Bayülken neler gözlemlediniz? Evet, Olympiakos genellikle Ivković'in alışık olduğumuz tarzının dışında bir basketbol oynamaya çalışıyor. Spanulis ve Teodosic oyunu mümkün olduğunca hızlandırıp forvet kısmından yani köşelerden ikili oynayarak savunma dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bunda da en büyük neden çakılı bir uzunların olmaması pot altına yakın. Fenerbahçe ülkesi Emir Pres için yaratıcılığına kalmış durumda. Ömer Onan yine girdi içeriye. O savunmayı yardı ama topu iyi yere gönderemedi. Teodosic hücumu başlatıyor. Kendisi kullandı. Teodosic atışı isabetli. Çok soğuk. Çok rahat. Teodosic geldi basketi kaydetti. 8-4 Olympiakos. Prezic dışarıda. Malbasic var. O da bugün 5 rotasyonunda yer buldu. Widmar 8 saniye kaldı. Faul Nesterovic. Evet, moladan sonra Fenerbahçe Ülker Widmar'ı biraz daha devreye sokmaya çalışıyor. Çünkü baktığımız zaman öbür türlü iş tamamen Prez için ikili oyunlardan veya birebirlerle adam eksilerek pozisyon yaratmasına kalacak. Dennis Kinsey Ömer'le pot altından oyuna başladı Fenerbahçe Ülker. Spanulis'in kontrolünde Ömer Onan tekrar onu Teodosic aldı. Malbasic perdelemede. 4 saniye kaldı hücum süresinin son ermesine. Ömer girdi içeriye. Terence Kinsey 1 saniye atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi Nielsen'de kalıyor. Topu hemen Teodosic'e kazandırdı. Nielsen şimdi Nesterovic. Nielsen tepeden geldi. Papanikolaou fake'ine karşılık alıyor. Bu basketi de buluyor. Papanikolaou. Yalnız bu erken oynadıkları ikili oyunlardan biz o pas trafiğine engel olamadık şu ana kadar. Ömer Onan. 3 sayılık atışı isabetli. Ömer Onan. Bu basket biraz rahatlattı Fenerbahçe Ülker'i. İçeriden sayı bulamadı Sarı Lacivertliler. Ömer'in üçlüğüyle 10'a 7 oldu skor. Şimdi Nesterovic. İkili sıkıştırma var. Nielsen faul. Widmar. Genellikle oyunlarında Olympiakos 2 ya da 3 oyuncuyu aktif kullanıyor. Diğer 2 oyuncuyu tamamen savunmadan yardıma gelmesi durumunda değerlendirmeyi düşünüyor. İşte oralarda da 4 numaranın savunması önemli şu anda. Nielsen de oralarda şu anda dışarı açılarak hem dışarıda hem içeri hareket ederek Fenerbahçe ülkenin savunmasındaki bazı problemlerin yaşanmasına neden oldu. Bu arada Giliniadakis oyuna dahil oldu. Olympiakos'ta Nesterovic'i kenara çekiyor. Dušan Ivković. Tabii Nesterovic'in dakikasını ayarlamak önemli Ivković adına. Çünkü tempo çok yüksek. Hücuma gelmekte zorlanıyordu zaten. Sonuç. Evet, bu tempoda Nesterovic'in hata yapma ihtimali de her geçen dakika artıyor. Faul çizgisinde Nielsen var Olympiakos'ta. 11-7 Olympiakos'un üstünlüğü bulunuyor Fenerbahçe Ülker karşısında. İkinci serbestidir. Bu da isabetli. Spanoulis'in Terence Kinsey'e baskısı var. Bir an elinden kaçırdı Terence Kinsey. O baskıya devam etmesini istiyor Dušan Ivković. Şimdi topu çıkartıyor Malbasic'e. Dışarıda 3 sayı çizgisinin gerisinde Emir Prezic var. Terence Kinsey de orada kaldı. Emir içeriye giriyor. Teodosic faul. Olympiakos'u topa tam sağdan baskı yaparak Fenerbahçe'de oyun kurucu eksikliğini bilmesinden dolayı